Hazır mıyız gençler? Herkese merhaba gençler. Umarım keyfiniz yerindedir. Yeni bir video ile karşınızdayım. Artık farklı farklı şeyler yapıyorum. Bugün de dedim ki, bugün köylü olayım ya. Şehir hayatı artık bizi gerçekten yordu. Instagram falan da bir ara kapandı, açıldı falan. Sosyal medyada gidince dedim ki bari bir öze dönüş. Bir köyüme döneyim dedim. Tabii ki benim köyüm değil. Kimin köyü? Burakcan Hocam'ın köyü. Selam YouTube. Burakcan Hocam. Edirne'nin Kadı Dondurma Köyü'nde doğmuş büyümüş bir abiniz diyeyim artık veya kardeşiniz. Basketbola nerede başladığını da size gösteriyorum. Şu imkanlarla kardeşim profesyonel bir basketbolcu oldu. Bakın böyle hani yok işleri mok işleri görüyorsunuz ama Edirne Kadı Dondurma Köyü'nde böyle bir çember zor görürsünüz. Babası vizyonlu bir adam şansımıza olduğu için. Şansımıza ya babam çok şeydi ya, vizyonerdi gerçekten. Yapmış gerçekten. Bunları kanki traktörün arkasına sürükleyip eski okuldan böyle. Hı-hı. İşte buraya böyle hayvan gibi çukur kazıp, işte beton döküp böyle harcını kırıp böyle sağlamlaştırmıştı. Onun yanında bir tane işte nizami boyutlarda futbol kalesi yapmıştı. İşte saman ipleriyle. Filelerini kendi örmüştü. E tabi şimdi biz de ayrılınca buralardan uzun zaman sonra kullanılmaya buralarda bakımsızlaştı. Şu anda işte tarım aletleri böyle kullanılıyor, depo olarak kullanılıyor. Hadi abi köyde şimdi köylü adam ne yapıyor görelim. Bize göster. Bir köylü bir günde ne yapıyor? Bir köylü bir günde ne yapıyor? Kanki çok ucu açık bir soru ama biz yani... Ya sen bir Kadı Dondurma köylüsü olarak ne yapıyorsun? Önemli olan o. Yani şöyle... Ben de bunu tatmak istiyorum. Benim de ilk köy deneyimim olacak. Evet şimdi zaten zamanımızı yani boş geçirmemeye çalışıyoruz. Sabah mesela kalktığımızda hayvancılık yapanlar mutlaka ilk baştan hayvanlarını bir sağıp o sütü işte mandıraya döküyorlar. Biz onları yapmayacağız ama. Biz onları sabah yaptık onu biz. Sabah. Sen ben öğlen akşam geldim. Kısmını ben akşam kısmını görmüş yapacağım. Olacaksın. Ben sabahki işlemleri şey yaptım. Geçtim. Hadi yürüyelim. Çok sıcak burası. Tamam yürüyelim. 40 derece şu an. Çok gerçekten. Evet. Şansına hani, senin de yani en sıcak olduğu gün geldi kanki. Mükemmel bir kısmetimle burayı da yaktım, kavurdum. Şimdi bugün bir köy hayatı yaşayacağız. Bakalım neler olacak göreceğiz. Kara Şimşek geliyor. Bu da Burak'ın babası. Ve traktörü. Tamam. İngiliz. Bineceğiz. İngiliz. Bunu da ilk defa kullanacağım ben. Traktör kullanacağım. Öyle bir deneyimim hiç yok ama ehliyetimde traktör kullanabilir yazıyor. O yüzden neden kullanmayayım? Değil mi? Kullanalım. Tabii ki bir köylünün ve köy hayatının vazgeçilmezi nedir abi? Kahve diyelim biz. Kahve. Kıraathane. Kıraathane. Kahvehane. Şimdi Çatan Kıraathanesi, Çatan Kahvehanesi'ne geldik burada. Köy hayatına burada başlangıç yapacağız. Burası kaç yılından beri açık kanki? Baba. Baba. Kaç yılından beri açık? 65'te yapılmış. 1965'te. 85-90'lı yıllardan beri. Bezletiyoruz. Bayağıdır bu. 30 senedir var mı? Evet. 40 senedir var. Amcam 25 yıldır işletiyor değil mi burası? En az amcam burayı 25 yıldır işletiyor yani. İyi. Hadi bakalım. Burası gençlerin kıraathanesi olarak geçiyor. Gençlerin kıraathanesi. Yani öyle şey yapıyorum. Daha çok gençler de gelip şey yapıyorlar. Çok iyi. Oy. Biz de genciz. O biz zaman de genciz. Yerimiz burası abi. Biz de buradayız. Tamam. Kaz ordusu şu an ilerliyor. İşte köy hayatı olunca böyle güzel şeyler görebiliyorsunuz daha. Eve gidiyorlar. Eve. Sabah çıkıyorlar, çıkışta kadar akşam eve. Böyle gibi toplaman gerekmiyor yani. Vay anasını. Şuna bak. Evet. Şu an traktör yolculuğumuz başladı. Tarlalara doğru. Nereye gidiyoruz hocam? Kadı Köyü'ne ait. Kadı Dondurma Köyü'ne ait. Meriç. Tarım sahası. Aynen. Burası coğrafya kitaplarında Meriç Obası olarak geçiyor. Bereketli tarım arazisi diyebiliriz. Nereye kadar? Pirinç çekilebilen bir alan. Pirinç çekiyorlarmış daha çok. Buradan böyle ilerliyoruz karşı tarafa doğru. Bu yerlerin arasında
Dallas'taymış 3 yıllık yerler. Şu an film çekilmiyormuş. Tabii bu kadar stabil tutabiliyorum. Yapacak bir şey yok. Traktörün üstündeyiz yani. İdare edin. Buralara Meriç Nehri'nden devamlı su basılıyormuş. Hayvanların içebilmesi için. Şöyle gidiyoruz buradan. Sofulu köyü. Benim atalarım buradan gelmiş, baba tarafından. Burası tabii köy değil artık, böyle bir neredeyse şehirleşmiş falan yani, o hale gelmiş. Beni hiç sevmedi. Çok koruyor. Haklı ama, burada hayvanları var, koruyor. Yapacak bir şey yok, olacak. Tatlı ama, beni sever normalde yanına yaklaşsın. Bu nasıl bir... Kardeşim ne yapıyorsunuz siz? Organik karpuz. Ben bunu alsam vallahi koyamam, bir de kesemem, bir de nasıl yiyeceğim tek başıma? İmkansız yani, bana hiç vermeyin bunu. Yok yok ya. Oğlum nasıl olacak bu? Olmaz ki. Olacak gibi değil yani. Bunlar tümürlediğimiz kışlık. İnekler için. Evet. Bunlar tohumlu buğday. Buğdaylarımız, tohumlu evet. Her şey burada, depo işte. Burası sütsal odayımız. Hangisi? Ha, normalde bunu da sayıyorlar. Ben biberonu mu verecektim bebeklere? Şimdi sen bir biberonu vereceksin, bir de onu deneyimlemek için küçük el bebeği falan diye. Yapayım mı? Yaptıracağız. Hadi bakalım. Ne bakıyorsan yap bence. Tamam. O kadar gelmişiz. Yavru kediler. Böyle buzağılar, küçük bir tane daha var. O bana kesilmiştim de bakıyor devamlı. Bunu sevmek ister misin? Severiz ya. Çok güzel kokuyor maşallah. Korkuyor, korkuyor. Aha, ağırbaşlar geliyor. Gelin bakalım. Arabaya vurmasınlar. O direkt kendi yerine girecek. Ay maşallah sen. Ne güzel lan. İnsanların da akıllı. Evet, gerçekten akıllılar ya. İnşallah. Şimdi Belinay gelecek birazdan. Belinay arkada. Belinay en irisi. Belinay varmış, çok iriymiş o. Yani en anaları yani. Bunlar küçük. Buradan bütün Belinaylardan özür diliyoruz. Bir ineğe isminizi koyduğumuz için alınmayın, bir Belinay bizi izliyorsa. Annem koydu. Çok seviyor. Tatlış bir şey ama diye hani. Evet. Şeyden değil yani. Orada şey değil canım. Yani özel bir şey yani, onu isim koyamaz. Hani aileden. Belinay hala gelmedi. Acaba geri dönecek mi? Bugüne kadar hiç dönmedi olmamış. Ama Burak Çamcam'ın gözleri yolda. Diğerleri geldi, Belinay yok. Belinay gelmeyecek mi yoksa? Bir ilki mi yaşayacağız? Kapı açılıp kapanacak, Belinay yok. Niye, o hayvan değil mi? Bakalım Belinay gelecek mi? Burakcan hocam kendi ineklerinden haberdar değil. Belinay girmiş, bizim haberimiz yok. Bekliyoruz Belinay'ı. Belinay buradaymış. Sen bunlar içeride geldiğinde bir adam tuttu. Bu yüzden bir de rahatsız. Rahatsızmış. Abi bu güneş çarpar ama normal yani. Evet. Ben yeni yeni toparlama başlıyorum. Kuyrukları böyle bağlıyorlar ki çaktı mı surada adam bayıltıyormuş. Bu makineyle savacaklar şimdi inekleri.
Normalde elle yapıyorlar ama burası gelişmiş bir köy olduğu için. Yok ya, bizler de artık elle yapmıyorlar. Artık elle yapmıyor. Artık elle yapacağım. Çok eskiden. Ya işte bir tane ineğin varsa hani makine pahalı olduğu için almazsın. Ama böyle hani 3 tane 4 tane ineği olanlar mutlaka makineyi alıyor artık. İş yer çünkü. Vay da bak bak bak. Bak nasıl geliyor sütler, görüyor musun bak. Maşallah. Şuraya bak. Beni kesiyorlar. Yemiş mi? Çok acayip hayvanlar ya. Baksana. Kim bilir ne düşünüyor. Yemek ver diyorum, yemeği bitti. Evet, sütün dökülme vakti geldi. Kediler hemen geldi bak, görüyor musun? Bunlara da var. Verecek misiniz sütü? Yok, ne vereyim. Ha. Bak sen ben, de ben sana dedim. Konuşmuş onlar demek ki. Sen ben sana dedim. Ben dedim. Süzülecek tabi orada. Şimdi yavrular var ya. Kedilerin payı. Şeylere. Bu şeylerin bebelere mi? Pardon. Senin ver abi. Tamam, bu bebelere bir de kedilerin payı var. Tamam yeter. Burada yeni bebişler doğmuş kediler. Farı gibiler şu an. Bunlar kedi. Tiplere bak. Kaç tane var orada? 3 tane. 3 tane var şu anda orada. İşte saklanıyorlar, ısınıyorlar. Evet, bu size ısınıyorlar mı? İşte. 40 derece hava. Çok sıkı olur, hava almaz. Tamam, buyur. Tut sapını, sapını. Sen çok koparmışsın bana bırak. Çünkü hava girmesi lazım şimdi. Sıkı yapsın, elini düşmesin. Yanlış yük kaptırmış. Çok sinek var be. Evet, çok sinek var. Biraz sapını. Sıkı sormuyor kanki, niye olmuyor sıkı beş? Gerek yok. Sal elini bir aşağıya. Sal sal sal, alacak zaten. Al bakayım. Hiç aşağı çevirme. Sal, uzat 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 elini. Daha fazla. Hadi bakalım. Ha. Al oğlum. Burada ileri uzak çünkü yemeye çalışıyor sana. Tamam. Al bakayım. Arada bir umurlu dikkat et. Yok ya, alıyorlar. Osur mu lan sizi? Al geldi daha bile. Burada annesinin yerinde. Bir zaman aynı hareket yapıyorlar. Sinekler sıkıntı sadece. Yapıştır, yapıştır, yapıştır. Ha. Ha, yaptı. Al bakayım. Maşallah siz. Bu bitirdi galiba. Bu da bu yavaş içiyor. Senin bitti yavrum, senin bitti. Aha. Yapıştırıyorum, yapıştır. Tipe bak. Tatlı namlasın ya. Kobe beni koklayınca kafayı yiyecek. Bitti lan, bitti. Geçmiş olsun. Nereye koyayım abi bunu? Olsun.
köyün olmazsa olmazı kahvede maç. Fenerbahçe'nin maçı var. Bu olmazsa olmaz yani. Şimdi en sonunda da kapanış olarak burada Papaz'ın Yeri diye bir yer varmış. Ayrı bir köyde oraya geldik. Burada güzel bir yayın balığı mı yiyeceğiz hocam? Yayın balığı yiyeceğiz. Ondan sonra köydeki bir günümüzü bitirmiş olacağız. Bakalım nasılmış, göreceğiz şimdi. Burada da bir takipçimiz çıktı. Bir anda çok alakasız bir şekilde. O yüzden bu destekleriniz için teşekkür ediyoruz. Klimayı da açtılar, sağ olsunlar bize. Ne diyorsun be? Çok iyi. Evet, dedim kapanışı da evde yapayım. Edit yaparken diğer benim çiftlik hayvanı da geldi. Çok güzeldi. Ben de ilk defa yakın arkadaşımın köyüne ziyaret edebildim. Aşağı yukarı 16-17 senelik bir arkadaşımız var. Bu zamana kadar hiç nasip olmamıştı. Ya ben müsait değildim ya o müsait değildi vesaire, ama bugüne kısmetmiş. Sizler de biraz bahanesi olmuş oldunuz. İyi oldu. Çok mutlu oldum. Çok güzel oldu. Zaten çok duyduğum bir köyü gözlerimle görmüş oldum. Onlar da beni gerçekten çok iyi ağırladılar. Zaten herkes beni biliyordu. Ha, o Sebo sen misin, o Sebo sen misin oldu. Takipçimize bile rastladık yani orada. Gerçi bütün köy zaten takipçimizdi. O yüzden ayrı bir mutlu oldum. Çatan ailesi beni çok güzel ağırladılar. Zaten onlar da benim ailem. Hiç şüphem olmadı zaten güzel olacağından. Zaten dönerken bir de bana böyle bir 20 kiloluk bir o gördüğünüz şeyden yolu karpuzu verdiler. Salçalar, bir sürü şeyler verdiler. Şu an dolabım maşallah var, doldu yani. Nasıl tek başıma ne yapacağım bilmiyorum bunları. Ama çok teşekkür ederim tekrardan. Binnaz ablam, Fahrettin abim. Onlar da benim ikinci annem babam diyebilirim. Onları da çok seviyorum buradan. İzliyorlarsa, ki izliyorlar biliyorum. Çok teşekkür ediyorum. İnşallah siz de beğenmişsinizdir. Böyle değişik değişik vlogları yapmayı ben seviyorum. Bu da farklı bir vlog oldu. Hem Burakcan hocamın ailesini görmüş oldunuz, hem büyüdüğü yeri görmüş oldunuz, hem de bir köy hayatı görmüş olduk. Benim de hoşuma gitti. Bu tarz şeklinin devamı için kanala abone oluyorsunuz, videoları beğeniyorsunuz, olabildiğince çok yorum yazıyorsunuz ve zili açarsanız videoları paylaştığım gibi izleyebilirsiniz gençler. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.